Lise tanıtım videolarımız son hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bu videomuzda İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Herkese merhabalar. Bu kez İstanbul Atatürk Fen Lisesi hakkında A'dan Z'ye tüm bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İstanbul Atatürk Fen Lisesi 1982 yılında Fen Lisesi projesi kapsamında İstanbul'da birinci, Türkiye'de ise ikinci kurulan fen lisesidir arkadaşlar. Yani buradan anlıyoruz ki Türkiye'nin en köklü, en eski, en başarılı fen liselerinden bir tanesi İstanbul Atatürk Fen Lisesi'dir. İlk mezunlarını 1985 yılında vermiştir. Biraz önce söyledik 1982 yılında kurulduğunu. O zamanlar liseler 3 yıl olduğu için doğal olarak 85 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Ve bu mezunlar tıp fakültelerinden tutun da mühendislik fakültelerine kadar Türkiye'nin en gözde üniversitelerine yerleşmişler ve hatta yurt dışında da eğitim alan öğrencileri olmuş mezunlar arasında. Devamında da iş olanaklarına baktığımızda Türkiye'nin en köklü, en başarılı şirketlerinde ama özel ama kamu kurum ve kuruluşlarında İstanbul Atatürk Fen Lisesi mezunları bu harika üniversitelerden mezun oldukları için çok başarılı, çok önemli görevler üstleniyorlar. İstanbul Atatürk Fen Lisesi konum olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Kuyubaşı semtinde yer almaktadır. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü yanında 5. Murat Av Köşkü olarak da anılan 40 dönümlük bir arazi üzerinde hem tarihi hem de yemyeşil bir arazi içerisinde yer almaktadır İstanbul Atatürk Fen Lisesi. Okulumuz her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu LGS yani liseye geçiş sınavı ile öğrenci almaktadır. İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde eğitim 30 kişilik sınıflarda verilmektedir. Okulun pansiyonu da olduğu için yatılı öğrenciler akşamları da eğitimlerine aralıksız etüt salonlarında devam etmektedirler. Lise eğitimi alınan karar üzerine 4 yıl oldu biliyorsunuz. İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde verilen bu 4 yıllık eğitim sayesinde, ileri düzey eğitim sayesinde öğrenciler kendilerini geliştirme, yetiştirme fırsatını bulabilmektedirler. Yabancı dil olarak İngilizce ve Almanca okutulmaktadır. Okul akademik başarısının yanında sanat, spor, ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında ve bunun yanında TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında elde etmiş olduğu derecelerle, başarılarla dikkat çekmektedir. İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde ikişer adet fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları ve bunun yanında kütüphane bulunmaktadır. Ve ayrıca isteyen öğrenciler okulda pansiyon bulunduğu için yatılı kalabilmektedir. Okuldaki yurt imkanından da istifade edebilmektedirler. Sosyal imkanlar açısından da çok zengin olan bu okulumuzda toplu tiyatro seyirleri, okul partileri, konserler, İstanbul dışına geziler öğrenciler tarafından organize edilip yapılmaktadır. Bu okulda ayrıca 500 kişilik bir tiyatro salonu vardır arkadaşlar ve bu tiyatro salonu hem okul öğrencilerine hem de dışarıya tiyatro etkinlikleri için her zaman açıktır. Ders saatleri dışında sportif faaliyetlerde bulunmak isteyen arkadaşlarımız için futbol, basketbol, voleybol vesaire bu tip etkinliklerde bulunmak isteyen arkadaşlarımız için kapalı spor salonu da mevcuttur. Öğrencilere hizmet etmektedir. Ayrıca okulun açık basketbol ve futbol sahası da vardır. Bunun yanında zihinsel etkinliklerin olduğu satranç ve go zeka oyunları ve bunun yanında değişik akıl oyunları etkinlikleri okul bünyesinde düzenlenmektedir. Müziğe kabiliyeti olan öğrenciler için müzik faaliyetlerinden istifade etmek isteyen öğrenciler için bir müzik odası bulunmaktadır. Ve ayrıca müzik öğretmeni önderliğinde tabii ki okulda Türk halk müziği, Türk sanat müziği koroları bulunmakta, değişik müzik yarışmalarına da okulca katılım sağlanmaktadır. Okulda pansiyon olduğundan bahsetmiştik. Bu yurtta erkek öğrenciler 4'er kişilik, kız öğrenciler 3'er kişilik odalarda kalmakta ve bu odalarda kaliteli bir şekilde çalışma, yaşama, uyuma imkanına sahiptirler. Okulun mezunlarının çok başarılı yerlere yerleştiğini söylemiştik. Başarılı üniversitelere, tıp ve mühendislik alanlarına özellikle ilgi duyduğunu söylemiştik. Evet, burada da yine bundan bahsedeceğim. Tıbba ve mühendisliğe ilgi duyan öğrencilerle alakalı bir istatistik paylaşacağım. Okul mezunlarının %60'ı tıp fakültelerine yerleşirken %30'u ise mühendislik fakültelerini tercih etmekte. Tabii bu fakültelerin de Türkiye'nin en gözde, en ileri gelen okullar, üniversiteler olduğunu da burada altını çizmek gerekiyor. Ayrıca şunu da belirtelim ki İstanbul Atatürk Fen Lisesi mezunu arkadaşlarımızdan eğitimlerine, üniversite eğitimlerine yurt dışında devam eden arkadaşlarımız da var. Okul bünyesinde saymış olduğum sosyal etkinliklere ek olarak okul içerisinde kulüpler de mevcuttur. Bu kulüplerde öğrenciler faal olaraktan görev almaktadırlar. Çeşitli kulüpler vardır.
Arkadaşlar son olarak İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nin son yıllarda liseye giriş sınavında öğrencileri kaçar puanla aldığını, yüzdelik dilimlerinin ne olduğunu ve kontenjanı hakkında size bilgiler vermek istiyorum. Şöyle şuradan okumak gerekirse 2016 yılında 494 puan ve 0,25 yüzdelik dilimle bu okula arkadaşlarımız yerleşmiş. 2017 yılında ise puan 496 olmuş, yüzdelik dilim ise 0,29 olmuş. 2018'e baktığımızda ülke genelinde puanlarda bir düşüş yaşanmıştı biliyorsunuz. 451 puanla öğrenci alırken yüzdelik dilim değişmemiş çok fazla. 0,27 olmuş. 2019 yılında da puan 493 olurken yüzdelik dilim 0,20 olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2018 puanını devre dışı bırakırsak puanlar 493, 494, 496 bu bantta değişmekte. Yüzdelik dilim de 0,20 ile 0,29 arasında değişmekte. Ayrıca okulun kontenjanı 150 arkadaşlar. Ama biliyorsunuz 4+4+4 sisteminden ötürü bu yıl sınavda yığılmalar söz konusu oldu. Öğrenci sayısı arttı. O sebeple kontenjanlarda değişime gidildi. Zaten sınavın zorluğuna ve basitliğine göre puanlarda değişim olabiliyor. Aynı şekilde fiziksel şartlar ve bunun yanında ihtiyaca binaen kontenjanlarda da yıllara göre değişim olabiliyor. Ama yüzdelik dilimde pek fazla oynamadığını burada hep birlikte size okudum gördünüz. Özetle İstanbul Atatürk Fen Lisesi hakkında tüm bilgiler A'dan Z'ye bu şekildeydi. Eğer senin öğrenmek istediğin bir şey varsa ekstradan arkadaşım yorumlara yazabilirsin. Ve ayrıca arkadaşlar farklı okullar hakkında bilgi almak istiyorsanız Galatasaray Lisesi olur, Kabataş Erkek, İstanbul Erkek, Ankara Fen ve benzeri. Bunlar için de oynatma listemde lise tanıtım videoları var. Bu klasöre tıkladığınızda diğer okullara ulaşabilirsiniz. Orada göremediğiniz okullar olursa zaman içerisinde o okulların da videosu gelecektir. Sizin istediğiniz okulları da yine bana yorumlarda yazabilirsiniz. Bu ve benzeri lise tanıtım videolarının, bilgilendirme videolarının yine gelmesini istiyorsanız eğer videomu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın unutmayın. Ve ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.